Herkese yeni bir vlogtan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar, hafta sonu. Biz bu yazın son günlerini değerlendirelim. Hem de artık okullar açılıyor. Orhan gidecek biliyorsunuz. Hemen hemen son pazarımız herhalde Orhan'la beraber. Değerlendirelim diye geldik mangala, pikniğe. Gölün kenarındayız, Van Gölü'nün kenarındayız. Her zaman geldiğimiz yer burası. Geldik, şöyle bir tur attık. Önce yer bulamadık. Bayağı kalabalıktı. Herkes bizim gibi düşünmüş. Umudumuzu kesmiştik yani. Neyse, şöyle bir tur daha atalım dedik. O sırada biz kalkıyormuştuk. Tamamen şans eseri yani. Geldik, oturduk. Şimdi yerleştik. Masamı falan ayarladım. Kemal hemen geçti mangalın başına. Saat 5'i geçti bu arada. Bir yarım saat 45 dakikaya kadar herhalde. 6.40 gibi falan mı kararıyordu hava? 7 gibi mi? Yani bir saatimiz falan var hava kararmadan. Güneş batmak üzere görüyorsunuz. Hava kararmadan mangalımızı yapalım da sonra oturursak yine otururuz. Çocuklar da bayağı acıktı. Geç çıktık evden, biraz oyalandık. Aslında dün gelecektik. Ama dün Orhan'ın bir işi vardı. Hani hep beraber olalım istedik biz de. Orhan'ın işi olunca dedik yarın gidelim. Bugün de aslında bir şeylik, bir ağırlık vardı. Sabah biliyorsunuz. Nari'nin haberiyle beraber vallahi üzerimizde bir ağırlık oluştu böyle. Gerçekten çok üzüldük. Hani kayıp çocuk, tabii ki böyle bir sonuç ben bekliyordum. Hiçbir zaman hani kaybolan bir çocuğun hayırlı bir haberi gelmez. Beklenen bir sonuçtu ama yine ne olursa olsun duyunca yine bir ağırlık. Üzüldük ya, yani ne söyleyelim. İnşallah sondur yani bu. Onu duyunca böyle bir ağırlık çöktü. Saat 3.30-4'e geliyordu evden çıkmamız. İşte biraz da alışveriş falan yaptık buraya gelirken. İşte kasaba uğra, manama uğra derken. Geç geldik. 5'e çeyrek kala falan geldik buraya. Biraz da yer aradık. Öyle yani. Şimdi yeni yerleştik. Oturuyoruz. Bugün buradayız. Yarın okullar açılıyor. Yani yeni eğitim, öğretim hayatı başlıyor. İnşallah hayırlısıyla olur. Güzel bir eğitim, öğretim yılı geçirirler çocuklarımız. Celin bayağı heyecanlı. Normalde yok. Anne yok artık diyor da öyle. Normalde servisle gidiyor biliyorsunuz Celin. Okul uzak bayağı. Servis mesafesinde, yani yürüyerek gidip gelecek bir pozisyonda değil. Ama hani gidip güzel bir yer bulmak istiyorlar sınıfta. O yüzden ben bırakacağım onları bir arkadaşıyla beraber. Bayağı sabah 6.40'lardan falan bahsediyor, öyle söyleyeyim yani. Yani sabah bayağı erken kalkacağız. Hatta buraya pikniğe gelirken Ceylin bayağı bir mırın kırın etti. Gitmesek mi bugün pazar, ben dinlenseydim, yarın okul vardı falan diye, ama gönlünü ettik. Dedik akşam duş almıştı sabahtan, tekrar duş alırsın falan dedik. Öyle arkadaşlar, geldik. Kemal dertli dertli müziklerini açtı. Böyle bakalım, bugün buradayız. Bu videoyu bugün ne olur ne çekelim bilmiyorum da başlayayım en azından dedim. Aslında evde başlayacaktım, hani hazırlığı falan çekeyim dedim ama dedim ya, bir ağırlık, bir moral bozukluğu vardı yani üzerimizde. Öyle, üzgünüz gerçekten. Ben doğrayayım, sen soyup ver bana. Olur mu? Vazgeçilmez patlıcan salatamızı yapalım. Bagaja mı koydun? Arka koltuktaydı. Arka. Bagajda veya arka koltukta. Değişikliği yapsana ya. Müzikte. Yok. Ne bileyim yani böyle. Çok damar çalıyorsun. Bu çok güzel.
Alo. Geldi. Bluetooth'tan çıkman lazım Kemancığım. Bu pişmiş soğanı doğramak çok zor. Hep kayıyor ya böyle. Salatam hazır. Az domatesli oldu ama olsun. Tadı güzel olmuş. Bol sarımsak, bol limonlu. Evet. Geldik arkadaşlar. Geleli çok oluyor. Gelince hemen bizimkiler bir duşa girdiler. Onlar duştayken benim bulaşık makinem temizdi. Onları boşalttım. Sonra piknikten getirdiklerimi makineye doldurdum. O sırada bizimkilerin duşu bitti. Sonra işte ben çay demledim. Hemen bir duşa girdim. Ben çıkana kadar çay oldu. Çay içtik ve geldim. Saçımı kuruttum hemen. Şöyle akşam rutinlerimi yaptım. Ama size göstermeyi çekmedim sanırım. Yani şu toniği kullandım. Yani banyo yaptım, çıktığım halde işte makyaj kanıtları kalıyor ya, cildimden çıkanlara inanamazdınız yani şununla. Toniğimi kullandım. Sonra şu retinolü kullanıyorum biliyorsunuz. Retinolümü sürdüm. Saçımı kurutunca da şu yağdan sürdüm. Pantene'nin argan özlüsünü. Bir tane de Elsevier'in saç ısı koruyucusu var. Onu saç şekillendirirken kullanıyorum. Bunu da işte böyle banyodan, duştan sonra kullanıyorum. Nasıl parlaklık veriyor? Artık banyoda işimiz bitti. Gidelim şöyle güzel bir kahve yapalım. Ben o günkü kahvenin hepsini çöpe attım. O gün kahve yaptık. Sonra işte o gün hemen hem döktüm hem içerisini yıkadım. Çünkü ıslak küflenme şansı yok. Havalar da sıcak gidiyor hala. Küflenebilir, ne olur ne olmaz diye. Yani içim rahat etmez zaten. Onu döktüm. Şimdi yeni kahveden, sıfır açılmış paketten şöyle güzel bir kahve yapalım. Bol köpüklü. Hadi bakalım. Tember kalk kalk. Pazartesi günden devam ediyorum arkadaşlarım. Saat 4'e 10 var. Ceylin geldi. Bugün okullar açıldı biliyorsunuz. Sabah çok erken onu bırakacağım demiştim. Sabah 6'ya 10 kalaya Ceylin alarm kurmuş. Ceylin'in kapısı da açıktı. Maya girip çıkıyor ya oraya. Maya'nın yemeği, yatağı, suyu, her şeyi Ceylin odasında. Tuvalete de girip çıkması açısından Ceylin odasının kapısı hep açıktır. Onun alarm sesiyle bir uyandım sabah. Daha tamam yani. Normalde işte 6.40'da falan evden çıkmamız gerekiyordu ama o saatte uyandım. Neyse kalktık. Ceylin'i götürdüm. Geldim. Ben işte uzun süredir hani 3 aydır falan tatildeyiz biliyorsunuz. Neredeyse hani 3 aydır bu kadar erken saatte kalkmaya alışık olmadığından dolayı geldim geri yattım. Ama yatmam işte saat 8.30 falan buldu. Eve geldim. Kemal kalkmıştı. O işe gitti falan. Ben de şöyle etrafı toparladım. Ceylin kendi yatağını falan toparlamıştı ama. Ceylin muhtemelen bir alerjisi var. Sürekli burun akıntısı oluyor geceleri. O yüzden sağda solda peçeteleri vardı. Onları toparladım. Evi şöyle bir toparladım. Çöpler vardı. Çöpleri kapının önüne koydum derken. Biraz telefona bakayım derken saat 8.30 oldu. Hadi uyumadım kalkayım. Neyse. Arkadaşlar.
Benim telefonum bozuk. Asıl meseleye gelelim. Telefonumun kamerasında sıkıntı var. Hiç açmıyor. Sabahtan beri en son dün mayayı çekmiştim. Onu da gayet normal çekti. Hiç kasma falan hiçbir şey yapmadı. Daha önce bahsetmiştim telefonumda sıkıntı var diye. Yani ben ona diyorum ki biraz daha idare et beni diyorum ama yok, o da illa inat etti ki yok illa beni değiştir diye. Yok, kameram açılmıyor. Yani telefonu yeniden başlattık. O işte kameraya sıfırlama programı falan varmış. Onu yaptı Orhan falan ama yok. Şöyle bir yarım saat önce bir açılır gibi oldu ön kamerası. Arka değil ama. Arka asla açılmıyor. Ön kamerası açılırmış gibi oldu şöyle. Bana bir sürpriz yaptı. İyi dedim. Sevindim. Hani ön kamerası çalışıyor en azından ama o da gitti. Bilmiyorum hani düzelir mi kendi kendine? Çünkü birden oldu. Yoksa ne yaparız bilemiyorum valla. Kemal'in haberi yok. Şimdi işteyken onunla arayıp moralini bozmak istemedim. Gün içerisinde konuştuk. Ama hani böyle bir kara haber vermek istemedim adamcağıza. O yüzden gelsin bakalım akşam. Olmazsa bir telefoncuya götürelim. Yapılabilecek bir şeyse böyle. Yani cüzi miktarlarda bizi kurtaracak bir şeyse. Yaptırma taraftarıyım ama şimdi yaptırırken de bütün şeylerim... Sıfırlanıyor ya telefon. O yüzden her şeyimin yedekli olması gerekiyor. O da sıkıntı. O yüzden en azından ben şu dünkü videoma devam edeyim. Ve işte eğer bir sıkıntısı varsa kapanışımı yapayım, yükleyeyim ki en azından hani böyle telefon sıfırlanırsa falan o çektiğim videolar boşa gitmesin istedim. Bugün bu videoyu bir yükleyelim. Sonrasına Allah kerim artık bilemiyorum. Telefonum şarjda şu anda. İyice o da tamamen de olsun. Ceylin telefonuyla çekim yapıp kendime göndereceğim. Şu anda Ceylin telefonuyla çekim yapıyorum. Ceylin'i bekledim bu saate kadar. O yüzden bu saate kadar çekim yapamamın sebebi oydu. Sabah elleri temizledim işte. Bir yığın yine işte dünkü çamaşırlar kurutmadan çıktı. Tekrar bir nevresim döngüsü. Ceylin çarşafları arıyorum. Nevresimleri. Falan öyle bir sürü iş hallettik. Yemeğimi yaptım arkadaşlar. Çorbam hazır. Ceylin aç gelirse diye. Ona bir çorba yaptım. Kek yaptım. Dolma koydum ocağa. Dolma pişiyor. Diğer hepsi hazır. Dolmam da pişmek üzere. Ya öyle. Saat 4'ü yaptık. Arkadaşlar. Şimdi normalde Orhan normalde gitmiş olacaktı bu tarihe kadar. Bugün ayın 9'u. Evet. 7'sine falan gidecekti. Okul normalde ayın 18'inde açılıyor. Boş yere bir hafta 10 gün öncesinden neredeyse gitmiş olacaktı. İyi oldu yani. Arkadaşı dün gitti. Orhan işte onun neredeyse bir haftası falan daha var. Arkadaşlar. Öyle telefona biraz canım sıkıldı. Vallahi ne yalan söyleyeyim şimdi. Yani hiç diğer hiçbir tarafında sıkıntı yok. Zaten bir kasma, kapatma, kamerada bir sıkıntı vardı yani. Kamerayı çekim yaptığım zaman kasıyordu, telefon kapanıyordu. Daha önce bahsetmiştim ya. Yani olmasaydı iyiydi. Beni birazcık idare etseydi şöyle 1-2 ay. Çok fazla istemiyorum. Yani 1-2 ay idare etseydi çok, yani istediğim telefonu alacaktım en azından. Ama yok yani, dedim ya, inat ediyor. Bir daha deneyeceğim. Evet, şöyle koskocaman bir kara ekran arkadaşlar. Asla basmıyor şu tuşları. Yani işte kameraya, videoya, fotoğrafa falan geçiyor ama işte ne ön kameraya geçiyor ne arka kameraya geçiyor. Şuradan basıp üzerine basılı tutup uygulama bilgisine deyip verileri temizle dediğim zaman tüm verileri temizliyoruz şu şekilde. Bunu yapınca ön kamera açılmıştı. Bakayım şimdi açılacak mı? Yok. Bakın ne diyor? 3 saniye içerisinde kapatılacak. Kameraya asla girmiyor yani. Yani bu hafta tek video olabilir. O yüzden şimdiden size bilgi vereyim. Bugün bir terslik var ama bilmiyorum ne. Kahve makinem de çalışmıyor.
bugünkü tersliklerden bahsedeyim. Jane'in arkadaşı akşamdan beni şuradan alın demişti. Onu alıp okula gidecektik aslında, yol üzerimizde. Ama çocuk konum at, dedim ki konum atsın tam olarak yerine. Konumla gidelim. Şimdi tarihte gitmeyelim. Konum attı. Konumu da eski konummuş. Bizi çok çok farklı bir yere götürdü. Sonra işte çocuğun telefonu bozuk olduğu için telefonla bir ulaşım şey yapamıyoruz. Sadece işte evden çıkarken en son beni Beko'nun önünden alırsınız diye bir şey yazmış. Şimdi Van gibi bir yerde, üstelik çarşının ortasından alıyorum. Her yer Beko. Her yer Beko. Bütün Beko'ların önüne baktık falan filan. Eski yola girdik. Jane, biraz bekledik. Dedim ki Jane'e, kızım gidelim biz. Hani nerede olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Tam gidecekken, okul yoluna düşmüşken baktık ki sağ tarafta bekliyor. Sabahın 6.30'unda öyle bir aksilik yaşadık. Eve geldim. Telefonumda böyle bir aksilik yaşadık. Sonra kek yaptım. Keki kalıptan çıkartırken acele ettim. Orhan dışarı çıkacaktı. Orhan dışarı çıkmadan yesin en azından bir dilim diye. Acele ettim. Sıcağıyla çıkarmaya çalışırken kekimin hali arkadaşlar. Damla çikolata koymuştum. Ben bu kalıbı bir daha kullanmayacağım. Yani bu kalıp daha önce de böyle yapmıştır. Özellikle böyle damla çikolata falan koydum zaman, damla çikolatalar üstte koysam da, unlayıp da koysam mutlaka dibe çöküyor. Dibe çökünce yapışıyor. Yapışınca da böyle dağılıyor ister istemez. Aslında kek çok güzel olmuştu. Çikolatalı. Damla çikolatalı bir kek. Üzerine de karamel sos dökecektik. Böyle oldu. Neyse, tadı güzel olsun. Ben şimdi bunu dilimle yiyip bir tabağa koyayım. Kahveyle beraber bir dilim kek yiyelim. Ceylin de duşa girdi, o da çıkar. O da yer büyük ihtimal. Öyle, sonra görüşelim arkadaşlar. Telefonumun ön kamerası geldi. Gelince ben de hemen çayımı aldım. Geldim karşınıza. Çay içiyoruz. Yemeğimizi falan hallettik. Yani bugün telefonum sıfırlanınca için telefonu hiç götürmedik. En azından şu videoyu büyükleyeyim, telefonlarımı yedekleyeyim, bütün bu işlerimi bugün halledeyim, yarın götürürüz diye. Böyle kurcalarken de ön kamera birden açılıverdi. Yani o, yani umarım arka kamera da gelir. Yani neyse, bir şekilde hallolacak. Yapacak bir şey yok, telefonsuz kalacak halimiz yok. İhtiyaç, bu işi yapmasam da telefon ihtiyaç. Bulaşık makinesi yıkamıştı, onu açtım, soğusun. Biz şey içene kadar o soğumuş olur. Bugün Orhan Jane'e bir hediye almış, kulaklık. Ne zamandır istiyorduk, hem kendisini almış oraya götürmek için, hem de Jane'i almış. Bugün sabah hatta Jane'in harçlığı falan hep Orhan'dandı. Bunlardan almıştı. Bu şu Orhan'ın, bu Jane'in. Güle güle kullansınlar bakalım. Böyle bayağı abilik yapıyor. Sonra kekimiz şöyle yarı oldu. Bakalım yarın 2-3 dilim kalır diye düşünüyorum belki. Belki de hepsi bugün bitebilir. Ben akşam yemeği çok yemedim. Kek yemiştim işte saat 4 gibi, çayla kahveyle kek yemiştim. Akşam yemeğini çok yemedim. Mücver yapmıştım dolmanın yanına. Yoğurtlu. Ondan yedim biraz ekmeksiz. Sonra işte çayın yanında tekrar kek yedik. Çocuklar falan da yiyor. Ceylin okuldan gelince yedi. Öyle arkadaşlar. Çamaşır makinamda da böyle işte sıkarken ses yapıyordu. Hatırlarsanız söylemiştim size. Dün işte makineden çamaşır çıkartırken o lastik bölümünde böyle beyaz beyaz kireçler dökülmüş. Annemin çamaşır makinesi de öyle yapmıştı. Sonra işte bayağı sıkarken falan ses yapıyordu. Sonra işte o tamamen gitti ama annemin makinesi 30 yıllık bir makine. Bayağı eskiydi. Benimki de öyle yani, kireç döküyor. Bunu acaba ne yapabiliriz? İçerisine işte makineyi temizlemek için şey yapıyorlar işte, karbonat, limon falan koyuyorlar o haznesinin içerisine, döndürüyorlar. Öyle bir deneyeceğim. Belki işe yarar. Öyle bir deneyelim. O makine de beni götürdüğü yere kadar götürecek artık. Öyle. Hiç hayırlı haberler vermedim gördüğünüz üzere. Bugünkü videomuz böyle oldu gerçekten. Çok bir içeriği yok, sadece sohbetten ibaret oldu sanırım ama artık beni mazur görün. Ben bu akşam sizlere burada veda edeyim. Telefonum ne zaman açılacağı belli değil çünkü. Tekrar kapatırsam belki bir daha açılmayabilir tekrar.
Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım en yakın sürede tekrar görüşürüz. Telefonum herhangi bir sıkıntı çıkarmazsa. Çıkarırsa bilmiyorum yani. Dediğim gibi umarım en yakın sürede görüşürüz. Sizleri seviyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu arada şeyi de belirteyim. Aliş'in dikişleri alındı ama boyunlu hala boynunda duruyor. Çünkü orası hala böyle bir çıkıntı olarak kalmış. Yani oranın tüylerinin çıkması gerekiyor. Eğer boyunluğu çıkartırsanız tekrar orayı gagalamaya başlar. Tekrar eskiye döneriz dedi doktor. Suya da falan girmeyecek bir 10 gün. Bir 10 gün, 10-15 gün daha o boyunlukla kalacak. O da inşallah düzelecek. O da kendisine gelecek, eski haline dönecek arkadaşlar. Öyle. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.